Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere len, left ve right fonksiyonlarını anlatmaya çalışacağım. Öncelikle şöyle bir yeni sayfaya geçeyim. Yeni sayfada örneğin kasa diye bir isim vereyim sayfaya. Kasa. Şimdi arkadaşlar derse başlamadan önce ben ders isimli bir sayfa oluşturdum ve bunu farklı kaydet diyerek masa üstüne ikili çalışma kitabı diye kaydettim arkadaşlar. Siz de makro içerebilen çalışma kitabı olarak da kaydedebilirsiniz. İkili çalışma kitabı olarak da kaydedebilirsiniz. Ben bu şekilde kaydettim. Şimdi hemen neler anlatacağız? Len fonksiyonu, left ve right fonksiyonu anlatmaya çalışacağım. Bir örnek üzerinde tabii göstereceğim. En güzel yol örnek üzerinde anlatılmasıdır. Umarım anlarsınız. Fazla da zamanınızı almak istemiyorum. Örnek olarak tarih yazdığımız bir yerimiz olsun, bir sütunumuz olsun. Tarih. Ben bu tarihleri aylara dönüştürmek istiyorum. Yani o tarih içerisindeki örneğin 01.05.2020 ise oradaki 5'in Ocak, Şubat, Mart, Nisan, yani Mayıs ayına geldiğini, burada Mayıs yazmasını isteyeceğim. Örnek olarak 01.05.2020 yazdığım zaman buraya Mayıs yazsın. Ay olarak Mayıs yazsın. Bunu istiyorum. Hemen bunu bir buton yardımıyla yapabiliriz. Şuna bir buton alıyorum. Özelliklerden buraya da aylar diyelim. Ben bu butona tıkladığım zaman şuraya yazdığım tarihlerin karşılık gelen ayları yazmasını isteyeceğim buraya. Amacım bu. Öncelikle rastgele birkaç ay yazalım. 02.06.2018, 03.10.2019, 07.01.2020, 08.02.2020, 10.11.2020 diyelim. Evet, birkaç tane ay yazdık arkadaşlar. Hatta çoğaltabiliriz. Şöyle çekelim aşağı doğru. Ne çıkarsa artık. Tamam. Şurada 23.12 diyelim. Tamam. Şimdi dikkat ederseniz arkadaşlar burada gün olarak 9'a kadar olanlarda uzunluk 9 karakter, toplam uzunluk 9 ama gün 10'dan başladığı zaman da uzunluk 10 karakter olduğunu buradan görebiliyoruz. Şimdi ayarlar butonun içine giriyorum. Öncelikle şöyle birkaç değişken tanımlayacağım. Dim x as integer diyelim. Dim worksheet as worksheet diyorum. Dim satır sayısı as yine integer diyelim. Değişkenleri tanımladım. Şimdi worksheet set worksheet eşittir sheets kasa diyorum. Sheets kasa. Evet. Ondan sonra satır sayısı eşittir. Worksheet nokta range a şöyle diyelim nokta end x up nokta row diyorum. Bu da satır sayısını öğrendim. Ve bir döngü yapacağım. For x eşittir 2'den satır sayısına kadar şuraya da next dedim. Şimdi burada if diyeceğim arkadaşlar. Eğer diyorum. Eğer worksheet'teki sayfadaki range a'nın x'i nokta value eşittir 9. Tabi değeri 9 değil. Şurada len yazıyorum. Yani karakter sayısı 9 ise. Len. Burada bir end if. Aynı şekilde şunu kopyalıyorum arkadaşlar. Bu sefer diyorum ki eğer a'nın x'inin uzunluğu 10 ise. Yani dikkat ederseniz burada uzunluk 9 olanlar var. Şurada da 10 olanlar var arkadaşlar. Örneğin buraya 13.09.2017 18 diyelim. Bakın uzunluk burada 10, buralarda 9. Dolayısıyla iki şart içerisinde bunu yürütmem lazım. Uzunluğu
9 olanlar, bir de 10 olanlar. Önce 9 olanları yapalım. Şimdi ben hemen size bir Paint'i açalım. Paint'i açayım. Şimdi arkadaşlar buraya bir tarih yazacağım. Örneğin 15.05.2020. Şimdi buradaki soldan dediğim, ben buradaki tarihe, şu aya göre, şuradaki iki rakama göre ben hangi ay olduğunu bulmaya çalışacağım. Öncelikle 05'e kadar, 05'e kadar arkadaşlar şurada kaç karakterdir uzunluğu? Bakın 1.5.05, yani toplam 5 rakam. Soldan 5. Hemen yazayım. Soldan 5. Biraz küçülteyim yazayım. Soldan 5. Şimdi soldan 5 karakter gittim. Peki sağdan kaç karakter oluyor arkadaşlar? Sağdan da dikkat ederseniz 2 karakter. Sağdan 2. Yani ben buradaki 05'i bulmam için sağdan ilk 5'inin soldan ilk 5'inin sağdan ilk ikisi demem lazım. Şimdi burada soldana karşılık gelen left komutumuz, sağdana karşılık gelen komutumuz ise right komutumuzu kullanacağız. Left 5, right 2 diyeceğiz. Şimdi hemen yazıyorum. Diyorum ki worksheet nokta range A'nın x'i diyor. A'nın değeri. Ama hangi değerini istiyorum? Left soldan beşincisi, virgül beşincisini, bir de sağdan virgül ikincisini istiyorum. Burada if diyeceğim. Eğer soldan 5'in sağdan ikisi eşittir 1 ise. Peki 1 ise ne olacak? Biz burada şuraya Ocak, Şubat veya Mart yazmamız lazım. O zaman şurada worksheet nokta range B'nin x'inin değeri, o zaman Ocak olacak. 1 ise Ocak olacak arkadaşlar. Bütün mesele bu. Şöyle biraz burayı kapatayım da siz de rahat görün. Şimdi ben bu if'i kopyalıyorum ve şuraya yapıştırıyorum. Ctrl V. Biraz içeriden alalım. Şöyle. Şöyle seçeyim. Ctrl C ve Ctrl V ile yapıştırıyorum. Hemen burası 2 ise 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. Peki 2 ise ne yazacak? Şubat. Ondan sonra Mart, Nisan, Mayıs, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, toz mu toz mu ya? Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık. Evet, bu şekilde yazacak. Şimdi bunun aynısını tekrar seçiyorum. Kopyalıyorum. Pardon arkadaşlar, burada bir hata yaptık. Eğer uzunluk 9 ise 4'ünü almamız lazım. Bakın şunları 4 yapmam lazım. 4. Uzunluk 5 ise 10 ise 5'i almamız gerekiyor. Evet, şöyle. Tamam. Şimdi şunu aynı az önce kopyaladığımı yapıştırıyorum. Bu sefer de uzunluk 5 ise, yani eğer gün 10'dan başlıyor ise, yani uzunluk 10 ise, o zaman soldan 5'ini, sağdan 2'sini al diyorum ve tamam. Şimdi bir çalıştıralım bakalım. Aylara tıklıyorum.
Gördüğünüz gibi tümü ayları getirdi arkadaşlar. Bakın 5. ay için Mayıs'ı getirdi, 6 için Haziran, 9 için Eylül, 1 için Ocak bu şekilde getirdi. Şimdi diyebilirsiniz ki ya şöyle ayların yanına bir de yıl olsaydı daha iyi olurdu. Onu da yapabiliriz. Onu yapmak içinse yine buraya bir buton alayım isterseniz. Şuraya ay tire yıl olsun burası da. Yine buraya bir buton getireyim. Özelliklerinde burada ay tire yıl diyelim. Buraya sadece ay diyelim. Evet, ay ile yıla tıkladığımız zaman da yılı da getirsin. Hemen şuranın içine çift tıklıyorum. Ve şu yukarıdaki kodların hepsini kopyalıyorum arkadaşlar. Şöyle dımdan başlayarak. Evet, bunu kopyalıyorum. Şuraya yapıştırıyorum. Sadece şuraya B değil C alacağım. Onun için şöyle yapabilirim dikkat ederseniz. Şöyle seçiyorum. Ctrl H'ye basıyorum. Tırnak içinde B'yi, tırnak içinde C yapacağım. Ve şurada Select Text yani seçili olanları değiştir. Replace All'a tıklıyorum. Ve tamam diyorum. Bakın hepsini C yaptı gördüğünüz gibi. Bir de şu ocağın yanına ve tırnak içinde tire yine ve worksheet nokta range A'nın x'i nokta value diyorum. Ama başına right koyacağım arkadaşlar. Buraya right yani sağdan dördünü al. Sağdan dört tanesini al. Dört tanesi de yıla denk geliyor. Ben şurayı alıyorum. Ctrl C ve Ctrl V ile hepsini yapıştırmam gerekiyor. İnşallah doğru yapıyoruzdur. Şuraya, buraya da. Evet, tamam olması lazım. Şimdi bir denemesini yapalım. Şöyle ay yıla tıkladığım zaman gördüğünüz gibi Mayıs 2020, Haziran 2018, Eylül 2018, Ocak 2020. Bir tane temizle butonu da almak istiyorum. Şuraya da temizle diyorum. Şu temizleye tıkladığım zaman şu bölgeyi temizlemesini istiyorum. Yine şuraya da sheet pasanın içindeki range B2 2 nokta üstte C1000 diyorum mesela 1000'e kadar nokta value'sü eşittir boşluk diyorum. Evet, bu da bitti. Şimdi temizle diyorum. Temizliyor. Ay diyorum. Ayları getiriyor. Ay yıl dediğim zaman ay ve yılları getiriyor. Gördüğünüz gibi bu şekilde bir çalışma yaptık. Burada right'i anlattım. Left'i anlattım. Aynı zamanda len fonksiyonu da şurada anlattım. Len demek hücredeki karakter uzunluğunu göstermesi. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım faydalı olmuştur. Hepinize başarılar diliyorum. Başka bir derste görüşmek dileğiyle. Tabii videoyu beğendiyseniz, beğen tuşuna basarsanız, ayrıca abone değilseniz de abone olursanız kanala destek amacıyla memnun olurum. Görüşmek dileğiyle.